Kanal Urfa Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Pençekilit operasyonunda yaralanan piyade uzman çavuş Cemil Yavaş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Pençekilit operasyon bölgesinde 5 Ekim tarihinde yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Ispartalı piyade uzman çavuş Cemil Yavaş bugün sabah saatlerinde şehit oldu. Şehidin naaşının yarın Büyükökçeli köyü köy meydanında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği bildirildi. Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilimiz merkez Büyükökçeli köyü nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Cemil Yavaş, 5-10-2022 tarihinde Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde yaralanması nedeniyle sevk edildi. Hastanede tedavi altındayken 21-10-2022 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Büyükökçeli köyü köy meydanında kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir. Şehidimizin ailesinin, Isparta halkının ve milletimizin başı sağ olsun denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programı çerçevesinde Edirne'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Buradaki yaptığımız operasyonlarla ilgili çeşitli bir takım dedikodular var, fitne fesat yuvaları, bunları karalamak için Mehmetçiğin başarısına, Mehmetçiğin tertemiz duygularına, düşüncelerine, inançlarına hakaret şeklinde efendim bazı fitne fesat ulaştırmaya çalışıyorlar. Bunun da hiçbirinin aslı olmadığını biliyoruz. Bileceksiniz, biliyoruz. Yani bizim yaptığımız bütün operasyon arkadaşlarım meşru müdafaa kapsamında. Bizim herhangi bir yerde bize bir tehlike yoksa, bize bir tehdit yoksa, bize bir risk yoksa, biz durup dururken biz işgalci değiliz, biz istilacı değiliz. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Bakan Akar açıklamasında Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gündeme getirdiği kimyasal silah iddiaları ile ilgili bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa yok ifadelerine yer verdi. Bazı fitne fesat odakları her seferinde, her zaman böyle periyodik olarak, zaman zaman özellikle terör örgütünün çok zor durumda kaldığında, terör örgütünün çökme noktasına geldiğinde bazı iddialar ortaya atarlar. Bazı iftiralar ortaya atarlar daha doğrusu ve yalanlarla, dolanlarla hem insanların kafasını karıştırırlar hem de Mehmetçiğin moralini bozmak için elinden belte gösterirler. Bunlardan bir tanesi de işte geçtiğimiz gün, dün meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diye. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yok. Yani yok elimizde, evimizde böyle bir şey yok. Yok. Olmayan şeyi nasıl kullanacağız? Birincisi. İkincisi bizim bir uluslararası olan saygımız. İkincisi de uluslararası hukukun ötesinde inançlarımız var, değerlerimiz var. Bizim sahip olduğumuz bir takım insani değerler var, manevi değerler var, milli değerler var. Yani biz yapmayız, yapamayız. Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa böyle bir şey yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usuller aynı doğrultuda başkanlığımız tarafından yerine getirilmiştir ifadelerine yer verildi. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifa dilekçesine ilişkin yapılan açıklamada, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi partiden ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 20 Ekim 2022 tarihinde sunulmuş olup, söz konusu dilekçe üzerine gerekli işlemler aynı tarihte, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine
izlenilen usullerle aynı doğrultuda başkanlığımız tarafından yerine getirilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen milletvekilinin milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olaraksa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 136. maddesi uyarınca 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplantıya çağrılmıştır. Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimiyle ilgili işlemler başkanlığımızca 6112 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir denildi. AK Parti Şanlıurfa milletvekiliyken partisinden ve vekilliğinden istifa eden Ahmet Reşef Akıbaba'nın istifası birçok alanda yankı buldu. Nitekim istifadan önce Kanal Urfa'da canlı yayına katılma planı varken aniden istifa etmesi TV 100 ekranlarında gündeme geldi. Kanal Urfa'dan Ferhat Özer. Cuma günü için Fakı Baba'ya canlı yayın sözü almış Fakı Baba'dan. AK Parti Şanlıurfa milletvekili iken partisinden ve vekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakı Baba TV 100 ekranlarında gündeme geldi. Fakı Baba'nın istifa etmeden önce Kanal Urfa'ya Cuma günü için canlı yayın sözü vermesi ve aniden istifa etmesiyle programın iptal olması konuşuldu. Böyle Sayın Eşref Fakı Baba'nın istifasına dair bir kulis bilgisi yoktu. Aslına bakarsanız yani istifası bir sürecin sonunda gelen bir istifa değil. Yeni Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı program yaptığı değerlendirmede Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer'le yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı. Kanal Urfa'da canlı yayın sözü yerel kanalda. Canlı yayın sözünü de yarın için almış. Yani yarın Eşref Fakı Baba Şanlıurfa'nın kanalında Kanal Urfa'da canlı yayında olacakmış. Dedim ki ya Ferhat Bey. Yani iptal etmemiş değil mi yayın? İptal etmiş. Yayın iptal olmuş. Dedim ki ya ne zaman anlaştınız? Bir hafta önce anlaştık Fakı Baba'yla. Peki ne olarak anlaştınız? Ya her türlü soruyu soralım. Siyasete dair ne varsa soralım. Yanımıza iki gazeteci arkadaşımızı daha alalım. Soralım. Ne olarak çağırdınız? AK Parti'nin milletvekili olarak çağırdık. Ve her zamanki gibi çağırdık. Her zamanki gibi de kabul etti. Yani Fakı Baba'nın aslında yarın Şanlıurfa'da bir Kanal Urfa'da canlı yayını varmış. Soru cevap şeklinde. Milletvekilliğinden istifası üzerine bu canlı yayın da iptal olmuş. Dolayısıyla Fakı Baba'nın bu kararı aniden aldığını görüyoruz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 10'u tutuklandı. Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Siverek ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 31, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 19 şahıs olmak üzere 50 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 şahıstan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen trafik eğitimine katıldı. Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki trafik eğitimleri devam ediyor. Başkan Beyazgül, Vali Ayhan'la ilçe belediye başkanları trafik eğitim derslerine katılarak çocuklara kitap hediye etti. Başkan Beyazgül ve beraberindekiler daha sonra trafik parkurunda çocuklarla birlikte akülü araç kullanarak verilen eğitimlerin önemine değindi. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta öğrencilere protokol üyeleri eşliğinde yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve döner kavşaklarda hangi kurallara uyacakları uygulamalı olarak anlatıldı.
trafikte şaka olmaz diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadelere yer verdi. Eğitime ve gençlerimize, çocuklarımıza göstermiş olduğu ilgi Şanlıurfa'mızı ben inanıyorum ki birkaç basamak yukarıya çıkaracaktır. Her şeyin eğitimden geçtiğini biliyoruz. Ama bu konuda atılan adımların da çok önemli olduğunu görüyoruz. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'sa trafik bir kültürdür dedi. Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon havadan dronlarla da desteklendi. Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 4 ay boyunca takibe alınan 4 şahsın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Havadan drone'la destek verilen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada 16 adet cep telefonu, 23 adet sim kart, 2 bilgisayar, tabanca ve dolandırıcılıkta kullanılan materyaller ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Haliliye Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere %110 oranında zam yapıldı. Başkan Mehmet Can Polat, hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun dedi. Haliliye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Hak İş Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Birnoğlu Şube Başkanı Seyit Eyüpoğlu ve belediye personelleri katıldı. İmza töreni öncesi yaptığı açıklamayla her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Can Polat, ilklerin ve yenilerin belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız dedi. Toplu iş sözleşmesiyle %110'a yakın bir zam yapıldığının müjdesini veren Başkan Mehmet Can Polat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İnşallah %110'a yakın bir zam oranıyla birlikte sizlerin hesaplarına yatmış olacak. Bu da yetmedi, yeni bir müjde verdi. Bugün 3-4 gündür de o konuyla ilgili beni sıkıştırıyor. Tebrik ediyorum başkanımı. Ocak ayından itibaren de inşallah şu anda 20 lira ekledik. Ocak ayından itibaren de yemek ücretleriniz 55 TL olarak hesaplanacak. Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Birnoğlu Şube Başkanı Seydi Eyüpoğlu'ysa Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkürlerini iletti. Güzel bir sözleşme vesile olduğumuz için başta Haliliye Belediye Başkanıma ve Haliliye Belediye Başkanı'nda TİS'te görevli olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hak İş Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise salondaki ortamın Haliliye Belediyesi'ndeki birlik ve beraberliği anlattığını ifade ederek Türkiye'nin en iyi sözleşmesine imza atıldığını kaydetti. Bu salondaki bu güzelliğin, bu salondaki bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mimarı kendisi. Çünkü işçisini, çalışanını evladı gibi gören, kardeşi gibi gören bir belediye başkanımız var. Geldiği günden beri hiçbir işçi ve emekçinin ekmeğinden olmayan, maaşını gününde alan, ikramiyeleri gününde alan, birlik, beraberlik, huzur içerisinde çalışan bir belediye başkanımız var. Haliliye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme işçiler tarafından da sevinçle karşılandı. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi yakalamak için eve giden polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken şüpheli şahıs öleli geçirildi.
Bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş Divanlı Mahallesi'nde iddiaya göre polisler aranan bir kişiyi yakalamak için adrese gitti. Bu sırada evden ateş açıldı. Açılan ateşte 3 polis memuru yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine özel harekat polis ekipleri de sevk edilerek operasyona destek sağlandı. Şüpheli ise ölü olarak ele geçirildi. Yaralı polisler ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurlarını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeoğlu ve doktorlardan polislerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Coşkun, "Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok." dedi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde başlayarak alan gezisiyle ilçede gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde yaptığı alan gezilerini sürdürüyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine sahada başlayarak ilçede gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Çamlıyayla, Atakent ve Narlıkuyu mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaları teknik ekibiyle birlikte inceleyen Başkan Baydilli, mahallelerdeki sorunları da yerinde tespit edip çözümü yönünde talimat verdi. Çamlıyayla mahallesindeki yol ve refüj çalışmalarını inceleyen Başkan Baydilli, çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi alırken yağışlı havalar gelmeden çalışmaların tamamlanması için talimat verdi. Başkan Baydilli daha sonra Atakent Mahallesi'nde yeni yapılan parkta ağaçlandırma çalışmalarını da inceleyip bir tane ağaç dikimi yaptı. Başkan Baydilli burada yaptığı açıklamada yemyeşil bir Karaköprü için daha fazla yeşil alan kazandırma çabası içerisinde olduklarını ifade etti. Sabah öncelikle ekiplerimizle birlikte saha gezisinin hemen bitiminde Atakent Mahallesi 6079. caddedeki 3 dönüm parkımızın öncelikle ağaç dikimini biz de burada refakat ettik ve böylelikle biz de kendi ağacımızı burada dikimini gerçekleştirdik. Ben tüm park bahçe ekibine yaptıkları özverili çalışmadan dolayı teşekkür eder. Atakent'teki buradaki parkımızın şimdiden Atakent'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Durmak yok, yola devam ediyorum. Başkan Baydilli saha gezisinde son olarak Narlıkuyu mahallesinde gerçekleştirilen asfalt yol yenileme çalışmalarını inceleyip bilgi aldı. İzmir'den bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. İzmir'in Bornova ilçesinde camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. O anlar ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan camide namaz kılan adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Olay 10 Ekim günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü. Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar çobanı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Namaz kılan Haydar Çoban'ın fenalaştığı anlar cami içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde namaz kılan Haydar Çoban'ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek canla başla sahada olduğunu ve sahayı bir bütün halinde ayağa kaldıracağını söyledi. Akçakale Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce belirli program çerçevesinde kırsal mahallelerde yürütülen stabilize yol çalışmalarında sıra Yüksektepe, Limonlu, Coşkun, Sağca grup yollarına geldi.
ekipler mahalleye giderek yolları stabilize çalışmayla buluşturdu. Başkan Yalçınkaya da çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye gitti. Yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya mahalle sakinleriyle de görüştü. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, sınırda Yıldız ilçe oluşturma hedefine dikkat çekerek şöyle konuştu. Yüksektepe, Limonlu, Coşkun, Sakça güzergahının tamamını Allah'ın izniyle stabilizesini ve köy içini bitirdik. Buradaki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve medeniyetin imkanlarından istifade ettirmek. Akçakale sınırda bir Yıldız ilçe olacak. Bu ilçede doğal gaz olacak, içme suyu olacak, ana yollar olacak, ağaçlar olacak, çiçekler olacak. Burası muazzam bir şehir olacak ama durmadan çalışacağız. Mahalle sakinleri de özellikle çamurlu yollardan kurtulmanın mutluluğunu dile getirerek Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti. Sayın Başkanımıza tümünü de yani tüm bu işi emek verenlere çok çok teşekkür ederim. Allah size razı olsun. Yani yıllardır bu yolda inan ki çamurdan çocuklarımızı okula gidip gelmek için her an bazı günler yetmez oluyorlardı. Bu emekinize yaptığınızdan dolayı sizden çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Diyarbakır'ın Sulu ilçesinde tarihi Anzele suyunda Şanlıurfa'da bulunan Balıklı Göl'deki gibi balıklar ortaya çıktı. Bu durumu gören vatandaşlarsa alanın koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını talep etti. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de yer alan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Anzele suyunda farklı balık türleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Diyarbakır'ın yaz aylarındaki kavurucu sıcağından kurtulmak için çocukların serinleme havuzu olarak kullandığı tarihi Anzele suyunda balıkların ortaya çıkması çevredeki vatandaşları heyecanlandırdı. Şanlıurfa'da bulunan Balıklı Gölü andırmaya başlayan Anzele'ye gelen çevre halkı burada balıkları ekmek atarak besliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu şöyle konuştu. Buranın cüzdanlı ve humma hastalığında tedavi amaçlı kullanıldığı söylenmektedir. Suyun içindeki balıklar tedavi amaçlı kullanılmış, o yüzden balıklı tekkesi veya Balıklı Göl olarak da bilinmektedir burası. O dönemden bugüne kadar hiçbir zaman kesilmeyen kaynak suyu, nereden geldiği belli olmayan bir su kaynağı olan çok önemli bir yerdeyiz. Siverek Belediyesi'nce farklı kurumlar tarafından altyapı çalışmalarında deforme olan sokaklarda üst yapı çalışmalarını hızlandırıldı. Siverek Belediyesi fen işleri ekipleri ilçe genelinde altyapı çalışmalarını tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ilçe merkezinde beton yol uygulaması, kilit taşı döşemesi, asfalt yol çalışması olmak üzere talepler doğrultusunda stabilize yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve ekibine teşekkür eden Bağlar Mahalle Muhtarı Aziz Kökyük şunları kaydetti. Kış gelmeden önce belediye beton döküyor. İnşallah kışın evet bitirirler. Biz de rahat ederiz. Bu vesileyle belediye başkanımız, fen işleri, çalışan arkadaşlar, tüm herkese teşekkür ederim. Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mimar Mine İncaz'sa şöyle konuştu. İlçemiz Bağlar Mahallesi'nde altyapısı tamamlanmış olan sokakların üst yapı çalışmalarına başlanmış bulunmakta. Altyapısı tamamlanmış olan sokakların gerek kilit taşı, gerek beton yol yapımı, gerekse asfalt dökümü sürdürülüyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci'nin girişimleri sonucu ilçedeki merkez mahallelerde başlatılan asfalt seferberliği Hürriyet Mahallesi'nde devam ediyor.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci'nin girişimleriyle Viranşehir'de başlayan asfalt atağı tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmalarının sona erdiği Akademi, Tılbender, Mimar Sinan ve Sağlık Ocağı caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Caddeleri asfaltlayarak konforlu hale getiren ekipler, Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Yakamoz Caddesi'nde de çalışmalara start verdi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci, Yakamoz Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler de alan İkinci, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bisikleti yavaş kullanın ha, asfaltı beni yaptık diye. Başkan İkinci, incelemeler sonrası şu ifadelere yer verdi. Mahalle ayrımı yapmadan, altyapısını tamamladığımız bütün mahallelerde, geçen sene Yenişehir'i nasıl yenilediysek, bu sene Hürriyet'i nasıl yeniliyorsak, seneye de diğer mahallelere aynı şekilde yenileyip devam edeceğiz. Bütün Viranşehir'e hayırlı uğurlu olsun. Sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların daha uzun ömürlü ve konforlu hale geldiğini vurgulayan mahalle sakinleri, Başkan İkinci ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Spor haberi var sırada. Şanlıurfa Spor'un Zira Türkiye Kupası'nda 4. turdaki rakibi belli oldu. Urfa temsilcisi kura sonucu Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizli Spor'la eşleşti. 2022-2023 sezonu Zira Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Hafta içi tamamlanan 3. tur eleme maçlarının ardından yeni eşleşmeler belli oldu. Zira Türkiye Kupası'nda 4. tur elemeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Toplam 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Şanlıurfa Spor Kupa'nın 4. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizli Spor'la karşılaşacak. Sarı Yeşilli ekibin maçı deplasmanda Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre 8, 9 veya 10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Haydi biraz hareketli olalım yeter. Biraz hareket. Şanlıurfa Spor önceki turda Karaman FK'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Oyna oyna hadi oyna hadi oyna. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.